Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Artık yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Adım adım ise KPSS nasıl çalışılır? Bununla alakalı tek tek videolar çekeceğim. Birazdan detaylıca bahsedeceğim bu oynatma listesinin içinde neler olacak. Ama öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz zaten beni tanıyor. Ama tanımayan arkadaşlar için 2020 ön lisans KPSS'de arkadaşlar 96.7 puan almıştım ve Türkiye'de 16. oldum. Aynı sene girdiğim üniversite sınavında sözel alanda Türkiye'de 2000. olmuştum. 2021 alanında eşit ağırlıkta Türkiye'de 27.000. olmuştum. Ve 2022 yılında girdiğim yine ön lisans sınavında da 95 puan almıştım. Bu sınava girme amacım tamamıyla öğrencilerimin durumunu anlamak içindi. Kendim aynı zamanda eğitim koçuyum. Peki şimdi bu seride neler olacak? Sizlere neler katacağım? Onlardan bahsetmek istiyorum. Zaten ben şimdi anlattıkça arkadaşlar yan tarafta öğrencilerden bana gelen mesajları, kim kaç puan almış, kaç öğrenciyi atandırmışım, nasıl başarmışlar bunları göreceksiniz. Öğrencilerin bana attığı mesajları da paylaşacağım. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu 2020 KPSS sınavı için 14 tane öğrencim 90 üstü puan aldı. Derece yapan da var. 95.6 alan var, 94 alan var, 93, 92.5 gibi çok fazla alan var. Birçok öğrencim de onun için 80-85 bandında aldı. Ve hemen hemen hepsi atandı. Zaten bir tercih sürecinde geride bıraktık. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın tercih sürecini. O tercih sürecinde de atanamayan öğrencim olmadı. %100 doğru tercihledi. Zaten başarmış olduk. Onları da yanında göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Bu video bir tanıtım videosu. Bundan sonra zaten serinin devamı gelecek. Onun için mutlaka takip edin. Oynatma listesini mutlaka izleyin. Peki videonun içeriğinde neler olacak? Yani bu oynatma listesi. Ben sık sık neleri paylaşacağım? İlk önce arkadaşlar KPSS iki aşamada çalışılır. Bunu unutmayın. Birincisi motivasyon kısmı, ikincisi de ders çalışma kısmı. Bundan sonraki video motivasyon kısmı olacak. Çok detaylıca bahsedeceğim. Sizin her düştüğünüzü ayağa kaldıracak olan motivasyondan bahsedeceğim. Bunu nasıl sağlayacağınızdan. İkinci olarak arkadaşlar ders çalışma dedik. Ders çalışmayı kendi içinde 5 ana başlığa ayıracağız. 5 şekilde ders çalışacağız. Bunlardan da bahsedeceğim. Sonrasında arkadaşlar tek tek Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlar nasıl çalışacağınızı anlatacağım. Ardından bu derslerin her biri için hangi hocaları izlemeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Ardından bu derslerin yine her biri için ayrı ayrı video çekeceğim. Hangi kaynakları çözmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Ardından branş denemeleri, kaynak önerileri, genel deneme kaynak önerileri ve çıkmış soruları ne zaman çözmeniz gerekiyor? Hangi zaman diliminde çözmeniz gerekiyor? Nasıl çözmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bu oynatma listesi bu şekilde olacak. Tahminize 30-35 videoyu alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda bahsetmek istediğim nokta bu öğrenciler nasıl başardı? Ya da ben nasıl başardım? Ya da bu 90 üstü alan 14 tane öğrencim, onun dışında atanan tüm öğrencilerim nasıl başardılar? Birincisi arkadaşlar biz hepsiyle ilerledik işte birlikte. Disiplin. Disiplini sağladık. Yani benim günde böyle 8 saat çalışıp da aldığım öğrencilerim de vardı. Size samimi söylüyorum 45 dakika çalışmaya üşenen öğrencilerim de vardı. Ama ne olursa olsun ben ilerleyince o disiplini öğrenci sağladı. Sağlamak zorunda. Çünkü kendi geleceği için ben ona o farkındalığı yaratmıştım. Ders çalışmasının niye bu kadar önemli olduğunu benimsemişti. O 45 dakika çalışan öğrencim sınava son bir ay kala 15,5-16 saatleri bulur hale gelmişti. Yani yemiyor, içmiyor, ders çalışıyordu. Ve bunu bu öğrenci yaklaşık biz bir yıl ilerledik. Bir yıl gibi bir sürede yapmıştı. Sonuç ne oldu? 92,5 puan aldı ve atandı kendisi. Onu da buradan tebrik ediyorum. Disiplininiz olması gerekiyor arkadaşlar. İkincisi süreklilik. Yani bu şey gibi değildir. Ben bugün 20 saat çalışayım ya da 10 saat çalışayım. Ertesi gün hiç çalışmayayım, sonraki gün çalışayım. Hayır. Gerekirse 3 saatle başla, 2 saatle başla ama düzenli bir şekilde çalış. Sürekli olmak zorundasın. Süreklilik, süreklilik, süreklilik. Üçüncüsü arkadaşlar inanç. Benim en çok verdiğim, önem verdiğim konulardan birisidir. İnanmak zorundasınız. Yani ben bugüne kadar alıp da hocam ben kazanacağımı düşünmüyorum, inanmıyorum diyen bir öğrenciyle zaten başaramam, yola çıkmadım. Gelen öğrencilerim, hocam ben kazanmayı çok istiyorum. Ne yap, et beni kazandır diyen öğrenciler ve hepsi de kazandı arkadaşlar. Niye? Çünkü ben burada figüranım. Asıl kahraman onlardı. Ben sadece doğru yolu çizdim kendilerine ve onlar doğru yoldan gitti. Ama o inancı sağladık. Evet yeri geldi inancını kaybettiği zamanlar çok fazla oldu öğrencilerim. Yani öğrenci 100 net hedefliyordu, 70 net aldı. Ama işte önemli olan öğrenci oradan geri toparlayabilmek, düştüğü yerden elinden tutup kaldırabilmek. Ve ben bunu iyi yaptım. Öğrenci gerçekten 70 puan alsa da inancını yüksek tuttu. 95 puan alsa da asla rehavete kapılmadı. Yani benim öyle çok fazla öğrencim vardır. Hatta beni Instagram'da takip edenler bilir. Bir tane öğrencimkini paylaşmıştım.
99.2 puan almıştı mesela girdiği bir çıkmış denemeden. 2018 sınavını çözmüştü. Ama ben bu öğrenciye hep şunu dedim. Asla masa rehavete kapılma. Evet çok muazzam bir puan. Fullemişsin neredeyse. Ama rehavete kapılmak yok demiştim. Çünkü o öğrenci onun rahatlığıyla belki son ayları kötü geçirecekti. Ama Allah'tan onu da yine aynı şekilde o rehavete kapılmadan ilerletip o da kendisi çok çok güzel bir puan aldı ve atandı inşallah. Atanacak inşallah. Bir diğer nokta arkadaşlar dediğim gibi inancınızı yüksek tutuyorsunuz. Disiplin, süreklilik ve pes etmeyeceksiniz arkadaşlar. Düşeceksiniz, kalkacaksınız ama ne olursa olsun sen çalışmak zorundasın. Çalışmak zorundasın. Burada niye zorundayım kelimesini kullandığımı bir düşünmenizi istiyorum. Rahat bir hayat, yani ülkenin şartları ya da sizin kendi hedef ve hayalleriniz. Birçoğunuz bu üniversiteyi niye okudu? Ya da birçoğunuz niye kazanmak zorundasınız? Bunu kendinize sorun arkadaşlar. Yıllarınızı feda ettiniz. Ailenize fedakarlıkta bulundu. Yurt ücretinizden, kitap ücretinize, yol masrafınıza kadar. Ya da kendine zamanınızı ayırdınız. Öyle değil mi? Ne için? Yani gidip de emeğinizin karşılığını hiç hak etmeyeceğiniz çok çok düşük bir ücretle çalışmak için mi? Ya da bir özel bir yerde, şirkette olur, hastanede olur, bir firmada olur, özel sektörde çalışıp tepedekilerin mobbingine maruz kalmak için mi? Hayır, kendin için. Bu yüzden pes etmemen gerektiğinin de farkına varman gerekiyor. Sen kendine inandığın sürece, azimli olduğun sürece, zaten inanç varsa arkadaşlar, disiplin, süreklilik varsa azim her türlü oluyor. Bunların çünkü hepsi birbirinin devamıdır. Keza aynı şekilde azimli olduğun için de sürekli çalışıyorsun ve pes etmiyorsun. Gibi gibi gibi. Bu kavramları sağlayın arkadaşlar. Zaten yine diyorum, bir sonraki videoyu kesinlikle izleyin. Orada motivasyonları çok detaylıca anlatacağım. Sonrasında ders çalışma, teknik kısımlarına gireceğim. Ama genel olarak bahsettiğimde arkadaşlar, ben çok şükür alıp da ilerletmediğim öğrenci olmadı. Yani 65'lik öğrencidir ama 85 almıştır sınavda. 80'lik öğrencidir 95 almıştır. 90'dır 94-95'leri bulmuştur. Herkes sonuçta bir şekilde ilerledi. Ve ben hep şuna inanırım. Yani benim diyorum ya 45 dakika bile çalışmaya üşenen öğrencim çok rekor bir puan alıyorsa, sınava yakın bir zamanda 15-16 saat ders çalışabiliyorsa bu öğrenci, gerçekten demek ki bazı şeyler istendiği takdirde olabiliyormuş. Yeter ki sizin doğru yönlendiren birine ihtiyacınız var. O doğru yönlendiren kişiyi bulmanızdır. Ben de gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum. Bunun için de her daim sizin yanınızda olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yine diyorum birebir özel öğrencilerim de var koçluğunu yaptığım. Ama buradan da ben binlerce öğrenciye fayda sağlamışım. Yani birçoğunu hiç tanımıyorum. Ama o tercih sonuçları açıklandığında bana gerçekten çok fazla mesaj geldi. Yani 750-800 tane mesaj geldi. Hiç tanımadığım insanlar. Hocam sizin sayenizde atandım diyebilirim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Yani Türkiye genelinde her yerde bir evim oldu diyebilirim. Herkes çünkü farklı şehirlere atandı. Hocam işte Antep'de beklerim buyurun gelin. Hocam Kocaeli'ne gelin, İzmir'e gelin, Bursa'ya gelin diye. Bunlar çok güzel duygu. İnşallah yeni sezonda sizleri de atandıracağım. Ve sizlerden de o güzel mesajları alacağım arkadaşlar. Yine diyorum bu seriyi mutlaka takip edin. Bu şekilde ders çalıştığınızda kazanamamanız için hiçbir sebep yok. Çünkü ben bu şekilde çalıştım. Türkiye'de 16. oldum. Ben bu şekilde öğrenciler çalıştırdım. 14 tane öğrenci 90 üstü puan aldı. Diğerleri de işte tıbbi sekreterlik vesaire gibi farklı bölümlerdi. Gibi gibi derken onlar da atandılar. Yani benim avukat öğrencim çok fazla vardı. Psikolog öğrencim vardı. Mühendis öğrencim vardı. Her branştan vardı. Ama ortak olan bir şey vardı. Hepsi gerçekten iyi bir puan aldı. Hedeflerine ulaştılar. Sizler de ulaşacaksınız inşallah arkadaşlar. Bu tanıtım videosuna genel olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonraki videolarda detaylıca değineceğim. Eğitim koçluğuyla alakalı bana çok fazla mesaj geliyor. Onunla alakalı şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Küçük harflerle inanç C ile 888. Oradan bana mesaj atın. Hocam eğitim koçluğu hakkında bilgi almak istiyorum diye. Ben zaten sizi detaylıca bilgilendiriyorum. Birebir özel olarak ilgilenmemi istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar yorumlara her türlü isteklerinizi vesaire yazabilirsiniz. Her daim sizin yanınızdayım. Bunu bilmenizi istiyorum. Ama son olarak yine diyorum, inancınızı yüksek tutuyorsunuz. Asla pes etmiyorsunuz. Azimli oluyorsunuz. Disiplin olup sürekliliği sağlıyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde ben de doğru yönlendirmelerle bu sınavı size kazandırtacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.